A Haber Ekonomi Servisinden mutlu günler sevgili izleyiciler. Gün ortasında İşin Sırrı programıyla karşınızdayız. Ekonomide ve sektörlerde yaşanan son gelişmeleri ele aldığımız programımızda bugün inşaat malzemeleri sektöründeki son gelişmeleri konuşacağız. İş dünyasından da konuğumuz Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Yetişener. Sayın Yetişener, hoş geldiniz efendim yayınımıza. Teşekkür ederim Meltem Hanım, hoş bulduk. Dilerseniz sıcak bir başlıkla başlayalım. Biliyorsunuz geçen hafta daha öncelerden gelen kurda dalgalanma sebebiyle Merkez Bankası faiz silahını masaya çıkardı ve dün yapılan para politikası kurulunda faiz koridorunun üst bandında 0.75 puanlık bir artırıma gidildi. Bunun isterseniz sektöre yansımaları nasıl olacak onu değerlendirelim. Çünkü kredilere yansıması bekleniyor. Uzun ve orta vadede sektör bundan nasıl etkilenecek? Beklentileriniz ne yönde? Şimdi Merkez Bankası burada dünyadaki global Fed'in açıklaması doğrultusunda temkinli bir politika izliyor. Tabii bu faizin artması çok net bir şey söyleyeyim. Sanayici, inşaat malzemecileri, sanayicileri sanayi kredilerine bu faiz artışları yansımaya başlarsa, bir de konut kredisi kullananlara, eğer bankaların buradaki tutumu çok önemli, bankalar hangi malzemesini satmayı, hangi ürününü satmayı daha iyi düşünürlerse, eğer bu konutla ilgili kullandıkları kredilerde belki biraz direkt yansıtmayabilirler bu kredileri, ama yansıtırlarsa önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz. Ama şu anda sıcak bir şey olarak tabii ki faizin birden yükselmesi çok hoş bir şey değil. 2011'den beri duran bir faizden bahsediyoruz. Ekonomimizin çarkları buna göre dönüyordu. Şimdi tabii ki bir sorunuza cevap, bir yavaşlama olur. Olur diyorsunuz. Peki Türkiye'ye baktığımızda cari açık Türkiye'nin aslında kanayan bir yarası durumunda. İnşaat sektörünü ve inşaat malzemeleri sektörünü göz önüne aldığımızda sektörün katkısı ne boyutta? Dilerseniz bir bunu konuşalım. Yerli üretim, yerli aramalı kullanımı sektörde artışa geçti mi? Dilerseniz bunlardan da bahsedelim. Şimdi Türkiye'nin en büyük sorunu cari açık. Şimdi bu yapı malzemeleri olarak biz bu cari açığa nasıl bir yaklaşımımız var? Bunu anlatmak için önce bizim sektörün büyüklüğünü bir görmemiz lazım. Ne kadar büyük ki bu cari büyük açığa ne kadar faydası olur? Şöyle bakalım. İnşaat 3 bileşenden oluşuyor. Bir tanesi malzeme, bir tanesi müteahhitlik hizmeti, bir tanesi de çizim hizmeti. Bütün bu pazar 2012 yılında toplam Türkiye içi büyüklüğü 71 milyar dolardı. Bunun 52,5 milyar doları, yani üçte biri inşaat, bu üç bacaktan biri olan inşaat malzemesi bunun üçte iki değerini sağlıyor. Dolayısıyla inşaat malzemeleri sektörü çok önemli. Şimdi gelelim bunun enerji yönünden, estetik yönünden, sağlamlık yönünden baktığınız zaman nasıl olmalıya gidersek konutlarda, enerji bunun en önemli kısmı. Eğer enerji tasarrufu kullanılarak yapılmış, yeni üretilmiş, Ar-Ge'ye dayalı, inovasyonlu yeni malzemeleri kullanmaya teşvik edersek, kanun koyucu bunları kullandırmayı yaptırım olarak yaparsa, ki bu bugün yapılmaya başladı. Fakat en önemli unsur denetlemeli. Denetlemezse kullanımın çok büyük bir avantajı kalmayacak. Kullanılırsa yaklaşık 20 milyar dolarlık 2023 yılına kadar büyük bir tasarruf elde ediliyor. Sadece enerji tasarruflu yapı malzemesinden. İşin güvenlik kısmına girmedim. Şimdi güvenlik kısmına da ben gireyim isterseniz. Türkiye biliyorsunuz deprem bölgesinde ve bundan dolayı da kullanılan yapı malzemeleri inşaatta büyük bir önem teşkil ediyor aslında. Yaşanan deprem tecrübelerimizle beraber inşaat malzemeleri sektöründe ne gibi yenilikler oldu? Teknolojik anlamda inovasyonda yatırımlar yapıldı mı ve artık Avrupa Birliği'ndeki standartlara uygun yapı malzemeleri üretiliyor diyebilir miyiz? Güvenli yapılıyor denebilir mi? Zaten öncelikle onu söyleyeyim. Biz Avrupa standartlarında bir kenara koyun, dünya standartlarında ürün yapıyoruz. Bunu da hemen bir rakamla destekleyelim ki sonra açıklamayı verelim. Geçen sene Türkiye'nin ihracat lideri sektör inşaat malzemeleri sektörüdür. 21.2 milyar dolarla. Bu da dünya ihracat sıralamasında 5. sıraya geliyor. Türk yapı malzemeleri
inşaat malzemeleri, seramikte, sıyı ürünlerde Avrupa'da birinci. Demir çelikte, hazır betonda ikinci. Yani çok ilerideyiz. Plastik profillerde ve çimentoda dünyada Avrupa'da birinciyiz. Önemli bir sıralamamız var. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Demek ki biz zaten kaliteli üretiyoruz. Ha, bu kaliteye ilaveten Türkiye'de sanayi yatırımları çok ciddi arttı. Ve biz de dernek olarak kentsel dönüşüm çerçevesinde bir yenilikçilik ve ARGE diye bir rapor hazırladık. Bu 2013 yılı içinde bu raporu çok sayıda kullanabileceğiz, bunun verilerini. Buradan 3 tane net sonuç var. Ama ne olursa olsun birinci sonuç, kentsel dönüşüm kalite odaklı olmalı, fiyat odaklı değil. Dolayısıyla kaliteli maldan kaçmamalıyız. Bugünün teknolojisiyle değil, geleceğin teknolojisiyle, içinde nanoteknolojinin kullanıldığı malzemelerle yapılmış, ki bizim sanayicilerimiz bu yatırımları yaptı. Biz hepimiz hazırız bu konuda. Dünya ile rekabet ediyoruz. Pergeli koyduğunuz zaman 2 saatlik, 3 saatlik mesafelerde zaten biz doğal pazar diye bakıyorduk. Şimdi artık biz Afrika pazarında da en iyi üreticilerden biriyiz. Dolayısıyla Türk yapı malzemeleri sektörü dünyada tescillenmiş. Şimdi gelelim bunu yurt içindeki, pazar içindeki doğru konutlarda doğru malzemeyi kullandırmaya. İşte bunun için tek ihtiyaç olan şey birincisi yaptırım, ikincisi denetleme. Anladığım kadarıyla o zaman depreme dayanıklı artık üretim yapıyoruz ve kalite anlamında da Türkiye artık dünya liginde ilk sıralarda bir oyuncu haline geliyor diyorsunuz. Kesinlikle. Depremle ilgili de şöyle söyleyeyim. Tabii ki Türkiye'de bir yapı stoğu var. Bu yapı stoğunun yüzde kaçının depreme dayanım olduğunu kesin olarak bilemiyoruz. Yapı stoğu rakamı yaklaşık 20 milyon. Bunun 6 milyonu bu kentsel dönüşüm çevresinde yenilecek. Yani baktığınız zaman kaba hesapla %25'ini yeniden yapacağız. Burada depreme en az dayanıklılar, deprem şeyleri, hepsi Türkiye'nin hiç ithalat diye düşünmeden sadece Türkiye'deki sanayicinin ürettiği malzemelerle doğru yapılırsa, doğru çizime, doğru malzemeyle ama doğru bir müteahhitlik hizmetiyle, bilinçli bir müteahhitlik hizmetiyle uygulanırsa bu bir takım oyunudur. Dolayısıyla biz malzemeciler olarak bu takıma hazırız. Sektörün çizimcileri, müşavirleri zaten dünyada kabul görmüş. Müteahhitlerimiz derseniz dünya ikincisi bugün müteahhitlerimiz. Dolayısıyla bu kadar işini iyi bilen, un var, şeker var, çok başarılı bir grup bir araya gelecek, en iyi elbayı yapacak. Ben buna bakıyorum. Kentsel dönüşümde gerçekten eğer denetim olursa, yaptırımlar uygulanırsa Türkiye'nin yüz akı olur. Biz iş adamları da hep şöyle bakarız. Krizleri fırsata çevirmek, bu çok önemlidir. Şimdi kentsel dönüşüm büyük bir fırsat. Bunu bir fırsata getirelim. Şimdi siz de bahsettiniz, aslında kentsel dönüşüm sektörün hareketlenmesini sağlayacak orta ve uzun vadede. Bunun yanı sıra ısı verimliliği de çok önemli aslında konutlarda. Çünkü cari açım büyük bir kısmı da aynı zamanda enerjiden kaynaklanıyor. Enerji fiyatlarında da bir artış gözlemliyoruz. Bu vatandaşın cebine de yavaş yavaş yansımaya başladı. Dilerseniz biraz da binadaki ısı yalıtımlarından bahsedelim. Sektör bu konuda ne gibi adımlar attı ve ısı yalıtımına sizce yeterince önem veriliyor mu? %50'ye yakın ısı tasarruf yapmak mümkün çünkü bu yalıtımlarla. Ne diyeceksiniz bu konuda? Vallahi malzeme olarak, malzeme kalitesi olarak bu hazır. Dolayısıyla bunun kullandırılmasının, teşvik edilmesinin öne açılması lazım. Dolayısıyla kredilerin son kullanıcıya yansıyacak enerji tasarrufu yapmış binaların son faturalarının, yani vatandaşın cebine girecek paranın azalması, bu yönünde teşvikler zaten var. Bunları her bir gün söyleyerek çoğaltmamız lazım. Çünkü en büyük kazanç harcanmayan paradır. Harcanmayan parayı, enerjiyi kazandığınız zaman zaten en yatırımsız para kazanmış olursunuz. Şimdi son olarak bir de yine izleyicilerimiz için, konut almak isteyen izleyicilerimiz için sizden, siz sektörün sonuçta önemli bir
kesimini temsil ediyorsunuz ve bu konuda uzmansınız. İnşaat malzemeleri de çok önemli. Bir konutun dayanıklılığı ve ömrü konusunda o da gerçekten büyük bir önem taşıyor. İzleyicilerimize ne önerirsiniz? Bir konut alırken nelere dikkat edilmeli malzemeler konusunda? Püf noktaları var mı bu konuda? Tabii ki bu sıfır konutlar için konuşmak gerekir. İkinci el konutlarda da alt kriterler var ama bunları bugün için bence kentsel dönüşüm çerçevesinde bakmamız lazım. Sıfır konutta bence en dikkat edilmesi gereken şey malzemeyi alırken değil, uzun vadede binanın bakım onarım giderlerini neler yükleyebileceğini iyi ölçmek gerekir. Bunda da baktığımız zaman demek ki geçmiş teknoloji malzemeler bitmiş olur. Yeni teknolojili mallarla üretilmiş binalara bakmak lazım. Hakikaten bu nanoteknolojiler mi kullanılmış? Yoksa arıtması, enerjiyi kendinden üreten binalarımız var artık, kendi enerjili. Temiz su, çevre çok önemli. Çevre bilinci artıyor. Çevre bilinci arttığı gibi artık son kullanıcı da konut bilinci de, konudumun hangi mallardan oluştuğunun bilinci de oluşması lazım. Dolayısıyla burada çok net bir şey söyleyeyim. Nesine bakacaklar? Makyaja bakmayacaklar. Gerçeğine bakacaklar, dayanımına bakacaklar. Dayanım için ne olması gerekir? Enerji tasarruflu mu bu bina? Buna bakacaklar. Yoksa insan içeride mutfağı 3 defa son kullanıcı beğenmez, rengini beğenmez, yerdeki parkeyi beğenmez. Bunlar değişir. Değişmeyen yapısal binanın çatısı, su yalıtımı, ısı yalıtımı, pencerelerin yalıtımı. Bunlar çok önemli. Bunlardan vazgeçmemek lazım. Bir de güvenlikten. Güvenlik, güvenlik, güvenlik. Peki Sayın Yetişener, çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Sevgili izleyiciler, bugün inşaat malzemeleri sektöründeki son gelişmeleri iş dünyasından konuğumuz Türkiye İmsaat Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Yetişener'le değerlendirdik. Yarın yine aynı saatlerde tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Rüzgar